İlk düellomuzla başlayalım. Birinci düellomuzda kırmızı takımdan Ece ve mavi takımdan Dilşah karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma Ece'yi davet ediyorum. İstanbul seni hapsetmiş. Wow. Ece Hanım ne kadar güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ne kadar yakışmış bu tarz size. Teşekkür ederim. Raşit Bey buyurun doğum gününüz ilk sizle başlayalım. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Nice güzel sağlıklı yaşlara. Çok teşekkürler. Peki biz nasıl hatırlayacağız da aynısı diyeceğiz? Onu o kısmını anlamadım. Nasıl yapacağız? Aynısı şimdi? Değil. O şarkının ruhunu düşün. Aynen. O şarkının İstanbul'da ruhuna uygun. Derbeder geziyor. Böyle çıkmış mi? Çıkmış bir partiden. Anladın mı? Dağıtmış. Sevgilisi onu bırakmış. Anladın mı? Kafası da almış. Bu kızı mı bırakmış o sevgili? İşte kafası olmayan biri bırakmış. Kendini sokaklara atmış. Bak oluyor demek ki. Herkesin başına gelebiliyor. Boynuzlarımı da buraya diktim o yüzden. Aynen. Boynuzları da dikmişsin. Ya şöyle bir şey. Bence ruhu çok güzel yansıttın. Yani hani şöyle bir şey de olabilir. Böyle mesela biraz da akan bir makyaj da yapabilirdin. Mesela hani bir ağlamışsın falan böyle mesela. Hani o da olabilir. Evet, daha böyle bir dram da katabilirdin yani olaya. Çizmeyenin tavrını sevmesi ona biraz daha bir herhalde yukarıda olması gereken bir şey değil mi? Diz üstünde olması gereken bir şey böyle. Herhalde. Öyle mi? Ha, güzelmiş, değişik yani böyle buruşuk olması falan. Ben sevdim ya, hoşuma gitti yani. Çok cool duruyor, çok güzel taşıyorsun sen zaten yani senin öyle bir avantajın da var. Teşekkür ederim. Ben sevdim ya seni böyle gece öyle bir klipte hayal edebiliyorum yani. Sevindim, teşekkürler. Bu kadar. Cool duruyor, güzel duruyor. Buyurun Selin Hanım, sizinle devam vallahi edelim. Vallahi şimdi o çocukla barışmayı düşünüyor musun? Hayır, artık düşünmüyorum. Bence kesin barışırsınız. Sakın barışma bak. Ben ne dersem kesinlikle yap. Kendime asla hayrım yok ama çevremdekilere nokta atışı yapıyorum. Vallahi çok samimi söylüyorum. Sakın barışma seni eğer bu şekilde bu gece terk etmişse. Aynen. Güzel söylemedim mi? İyi dedim. Yani boynuzlardan sonra artık barışamam zaten. Boynuzlardan sonra barışmam olmaz dedi. O fire konu seninle mi geldi? Bence çok güzelsin aşkım, olaysın. Teşekkür ederim. Ya ama. Güzelsin güzelsin, ben de beğendim. Eğer Raşit Bey'in dediği gibi ise o hani derbeder şişeyse, gerçi bana pek derbeder gibi de gelmiyor ya. Ya çıkışı yürüyüş öyleydi ya böyle bir hani böyle bir şey yaptı. Evet. Aslında. Şimdi doğum gününü kutladık ya, o yüzden herkese sen artık bugün. Herkese çok beğendim bugün. Tamam aşkım, ben de söyleyeceklerim bu kadar. Ben beğendim yani her şeyine, çok güzelsin, çok tarz gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Rakibine bakalım bir de. Teşekkür ediyoruz ve Bige Hanım. Kıyafetinin tavrını sevdim. Sadece o klipteki kız iki kulak yapacak bir kız değil. Krepeli. Böyle daha güçlü saçlı bir kadın. Klibi de hatırladım. O kızın tavrı bu saç değil. Evet, saçları biraz daha şöyle iki boynuz şeklinde duruyordu böyle daha. Öyle minnoş K-pop'a giden saçlar değil yani. Bu güçlü bir kadın. Yani at kuyruk bile olur. Krepeli bir saç bile olur. Çünkü Pamela'nın tavrı da öyleydi. İstanbul İstiklal Caddesi'nin bir paraleli sıra servilerde geçer gece. Taksi şoförleri vardır. O siyah deri mont giymişti. Sen beyaz giydin ama bu avantgard tavır. Okey. Tek omzunu açman çok güzel. Evet, Pamela başka bir klip çekseydi böyle giyinir miydi? Evet, giyinirdi. Sadece bir tık daha içine atıyorum. Bir yırtık bir çorap giyebilirdi. Evet. Kaçmış bir file olabilirdi. Evet, kesinlikle. Ama çok güzel bir şarkı seçmişsin Ece. Genel tavrın çok olmuş. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim Bige Hanım. Peki, teşekkür ediyoruz Bige Hanım'a da. Ececiğim çok güzel olmuşsun. İlk önce onu söyleyeyim. Sen şimdi şöyle bir şey var. Kübra'yı seçmemişsin. Çünkü Kübra için demişsin ki ben seni geçen hafta iki kere yendim. Sen biraz dinlen, çok fazla evet yendim seni demişsin. Şimdi şöyle bir şey var. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Yani gönlüm istiyor ki Kübra'yı seçeyim. Ama hadi benden ona bir jest olsun. O bugün biraz bir dinlensin. Kendine gelsin. Bir toparlansın. Ben o yüzden Dilşah diyorum. Dedin mi böyle evet, bir şey? Evet öyle dedim. Çünkü artık yani Kübra yeniyorum,
yine özgüvenli tavırlar, yine böyle ben çok ederim, ben yaparım, olacağım, ben mükemmelim tavırları. Yani bence bugün biraz daha böyle bir dinlensin, kendini toplasın, biraz daha güçlü bir şekilde gelsin. Kendine ben zaten emin hep gelsin. Güçlüyüm. Ben zaten hep güçlüyüm. Bak beni bu halimle konuşturma. Seninle kavga etmek istemiyorum canım. Tamam mı? Nasıl bir tavır ya? Konuşmak istemiyorum. Ha ha. Ay Selin Hanım görsün Selin şu an. Selin Hanım görmedi. Hayır, ama görmedi. İyi görmedi bence. İyi görmedi yani. Görmeyin Selin Hanım. Ne oldu, ne oldu? Selin Hanım bu şekilde kavga etmek istemiyorum. Hanımefendiliğimi bozmuyorum. Bence de bu sizin şekilde gibi kavga etmek. Ama çünkü arada laf sokman gerekiyor. Ben de hiçbir her zaman salon çizgimden çıkmıyorum ama laf sokabiliyorum arada. İşte o çizgiden Kübra birazcık çıkıyor ne yazık yani ki. Yani muhatap olmayarak da ilerleyebilirsin. Ay şimdi orada Selin olduğu için de yardım etmek zorunda kalıyorum. Ama Selin Hanım aşk olsun. Tamam aşkım. Peki bu senin mesela Kübra'ya bir meydan okuman mı? Mesela evet, tamam dün siz yendiğiniz için o bugün bizim, sen o seçme hakkına sahiptin ama yarın bugün onlar da kazandığında seni, hı-hı, seçebilir. O kadar emin misin? O seni, evet, seçse bile aynı düelloda, evet, senin kazanacağından. Evet eminim çünkü devamlı hep aynı muhabbetle geliyor. Sadece askısın, sadece kıyafeti taşıyorsun. Yani benim seçtiğim ya da bürünmek istediğim o modun yani onun için hiçbir önemi yok. Sanki ben çok zevksizmişim gibi bir tavırlar takınıyor. Zaten bir de üçümüze takmış durumda seni teker teker yollayacağım modunda devamlı. O yüzden gelsin elinden geleni ardına koymasın. İnşallah. Bekliyorum bugün dinlen tekrardan yarın seninle düelloya çıkabiliriz. Bir şey söyleyecek misin? Evet bir şey söyleyeceğim. Evet. İnşallah abiyedir, gelinliktir o tarz bir şey gelmez de çünkü sadece styling yapamadığı için onları sadece taşıyabildiği için o konuda avantajlı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İnşallah ben seni seçtiğimde gerçekten bir kombin böyle sağlam bir kombin yapıp çıkarım ve sen de yapamazsın doğal olarak. Sağlam çünkü kombin sadece yaptığın zaman da taşıyabiliyorsun çıkmıştı kıyafet, sadece taşıyorsun. Bunun ama burası modellik yarışması ya, değil. Alakası dedeceğim yok. Sonuç itibariyle kendi proporsiyona uygun da bir abiye seçiyorsun. Ben dün mesela 5 tane abiye değiştirdim yani anladın mı? O da bir seçimdir, o da bir zevktir. Aşkım, aşkım cevap veremeyeceğim sana. Evet aşkım, tamam sen bana cevap verme. Kübra bir şey soracağım sana. Sence şu anda Ece'nin kıyafetinde styling yok mu? Ya her kıyafette mutlaka Raşit'te styling için, vardır. Ben şu anda giydiği için soruyorum. Burada styling yok mu şimdi? Var. O zaman konuşma artık. Ama genelde hani biz taşıyamıyoruz ya Raşit Bey. Hani boyumuz kısa olduğu için siz hep diyorsunuz çok iyi bir askısını taşıyabiliyorsun diye. Vücudunu tanıyarak kıyafet seç o onun zaman. Onun avantajını kullanıyorsun. Niye? Ama benim de boyum uzun. Tamam. Ben ama çok iyi bir askı değilim mesela. Ne alakası var? Mesela benim ben de boyum uzun diye gidip bana olmayacak şeyler seçmiyorum genelde yani. Genelde o tip konseptlerde siz başarılı oluyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Sen modadan da anlıyorsan kendi vücudun şeyine göre elbise giymen gerekiyor. Dediğim gibi bütün arkadaşlarımla bu fikirdeyiz. Biz niye Melika da uzun boylu değil ama gayet iyi. Kübra evet, da Ece'ye aynen meydan okuyor. İlerleyen düellolarda göreceğiz bakalım bu meydan okumanın sonunda kim başarılı olacak. Seni şimdilik sahnedeki yerine alabiliriz. Ve Ece yerine geçerken ben mavi takımdan Dilşah'ı podyuma davet ediyorum. Acımak mı? Bu yükü taşımak mı Selin Hanım? Aşkım poşet giymiş kız. Evet. Çöp poşeti. Ama o dediğin kişiler işte. Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Çöp poşetine tam uyumlu bir söz bunlar. Bunu kendin tasarlamışsın galiba. Evet. Kendi komple. Şimdi benim konseptim şöyle. Geri dönüşüm temalı bir klipte oynuyorum. Doğaya ve çevreye farkındalık yaratmak için üstümdeki bir çöp poşeti, altımdaki bir tarlatan, arkada bir tarlatan buldum. Üstüne çöp poşeti geçirdim. Gerçekten çok güzel bir şey yarattı ya. Üstüne zımbalarla bu çöp yani atık kumaşları, evet, yapıştırdım. Aha. Bunlar da cam.
Bu şekilde yaptım. Komple üstümdeki her şey çöp poşeti. Saçlarım da böyle çöp çöp imajı vermek istedim. Dağınık. Saçlarım dağınık da kalsın. Çöpten çıkmış. Peki o zaman ben Dilşah'ın ilk yorumuna izin verirseniz Selin Hanım'la başlamak olur, istiyorum. Olur, no problem. Geri dönüşüm atık konseptli. Güzel bir mesajı olduğu için ben çok beğendim. Açık konuşmak istiyorum. Hani ben şimdi burada, bu da styling oluyor değil mi? Tabii ki. Evet. Burada büyük styling var. Tamam, büyük burada. Styling varmış. Tabii duydum ki. Bak. Doğum günü ya. Her şey değil. Her şey pamuk değil. Oldu, pamuk. Siz bence her gün bir pastayla gelin buraya. Aynen, aynen. Ben gerçekten çok beğendim. Çok da düşünceli, yani çok akıllıca bir şey olmuş. Mesaj bırakman, onlara çok güzel düşünmen. Yani emek de var. Güzel, ben seni seviyorum. Annem de seni çok seviyor, selam söyle. Ay selamlar annenize, evet, ellerinden öpüyorum. Öyle yani. Niye güldünüz? Yok hanımefendi, gülemiyor Raşit muydu? Bey. Benim çok hassas olduğum bir konu, özellikle işte bu atıklar, hala insanların camdan dışarı işte pet şişe atması, çöplerini işte sahillerde bırakmaları, buna asla anlam veremiyorum. Ay evet ya. Geçen hafta bir şey izledim, bunu izin verirseniz anlatacağım. Bir balığın içinden evet. Şeyi çıkarıyorlar, kola tenekesi çıkarıyorlar hayvanın. Ay. Yani onu yutmuş ve bir şekilde öyle can vermiş, ölü bulmuşlar hayvanı. Yani diyorum ki bunu atan insanlara, sen de bir ye de hani bu şeyi işte atıyorum tenekeyi plastiği. Ve anla yani bu nasıl bir nasıl şey olduğunu yiyecek yani. Ki balık da çok, onu hani nasıl yemiş? İnanılmaz bir şey. Artık hayvan ya sonuçta bilinçsiz yani. Herhalde onu yenmiş sanıyor ne sanıyor bilmiyorum. O zaman yani. Bayağı büyük bir balık onu yediğine göre. Bilmiyorum işte, gördüm işte sosyal medyada gördüm. Tabii şu kadar gözüküyor da bu kadar da olabilir yani. Çok üzücü. O yüzden verdiğim mesaj çok güzel. Benimle bununla alakalı var çalışmalarım. O yüzden hassas olduğum bir konu. Onun için öncelikle tebrik ediyorum. Şeye de gelirsek ya kliple ve şarkıyla uyumuna bence güzel esas. Aslında ironik. Yani saçın makyajın gayet güzel. İyi taşımışsın. Bir de benim sana en çok sevdiğim şey mesela geçen hafta mıydı? Şey oldun. Dilşah Gaga mıydı? Evet Lady Gaga. Yoksa iki hafta önce miydi? Unuttum ama artık günleri de şaşırdık. Geçen her gün çekim evet. Yaptığımız için. Çok enteresan bir şekilde değişebiliyorsun. Ve seni gerçekten mesela bugün de burada yürüdüğünde seni tanımakta zorluk çektim. Taşıyorsun giydiğin kıyafetleri. İleride yapmak istediğin işe de uygun bir şey. Hani eğer müzikte ilerlemek istiyorsan kariyerine. Ben gayet beğendim seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ve Bilge Hanım. Dişe üzerinden şey de söyleyeyim size. Hadi bir şey başlatalım. Sosyal medya hesaplarınızı nasıl yükselteceğiz diyorsunuz. Herkes takipçilerine söylesin. Herkes ayrı ayrı mavi kapak toplasın. Bakalım kim daha çok toplayacak. Ben, atıklarla ben beraber. Ben topluyorum bu arada. Herkes takipçilerinden istesin. Bir kısmını da akülü sandalye alalım. Bir kısmını başka yere bağış yapalım. Bu da ilk challenge'ınız olsun. Bir başka güzelliği Instagram hesaplarınızdan. Ponçim sana gelince senin en sevdiğim huyun. Yere düşsen de hiç güzelce sekerek zıplıyorsun. Daha önce bazı talihsiz tasarım denemelerinde oldu. Evet. Bunların hiçbiri seni yıldırmıyor. Sen yeniden ayağa kalkıyorsun. Gerçekten çabalamışsın. Yani kendin bir şeyler yapmışsın. Daha iyi olabilir miymiş? Evet olabilirmiş. Mesela kafana da o poşetten saçların dağılmak zorunda değildi. Bir fiyonk yapabilirdin aynı poşet ailesinden. Daha düzgün görünebilirdi saçların. Ama vermek istediğim mesaj çok güzel. Emek vermişsin. Eminim onun içinde durmak da hiç kolay değildir. Acayip terletiyordur, kaşındırıyordur, rahatsızdır. Ama sen gerçek bir savaşçı kadınsın ya. Yani. Amazon kadın dedikleri sensin herhalde yani. Hiç yılmıyorsun. Aferin şahsına valla. Ama gerçekten yılmıyor yani. Bir bulicin kesti, yerden yere vurduk. Bu zincirler vardı orada, oradan. O talihsiz zincirleri ben çok çeşitli şekillerde gördüm sende. Ama sen hiç yılmıyorsun, deniyorsun. Ve çok seviyorum ben senin bu huyunu. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bence bugün işiniz çok zor sizin. Bayağı. Evet, yani oradan Ece'ye de baktığımda çok merak ediyorum. Evet. Gerçekten ilk düellomuzun sonucunu. Ececiğim seni de yanıma alayım. Bakalım jürimiz günün ilk düellosu için bu zorlu kararı nasıl verecek? Hepimizde ben kendi adıma söylüyorum. Gerçekten kararsızım. Ben ikinci söylemek istiyorum. Kimden başlayayım? Raşit Bey'den başlayacağız yani. Raşit Bey'le başlayalım. Okay. Benim için de çok zor. İkiniz de çok beğendim çünkü. Yani keşke bu düello olmasaydı. Evet, eksik yani, hakikaten bazen zor oluyor. Böyle bireysel olsanız keşke şu anda. Neyse, bir karar vermek zorundayım. Benim
bu düelloda bir başka güzelim. Dişa. Ve Raşit Bey'in oyu mavi takımdan Dilşah'a gidiyor. Selin Hanım. Gerçekten ben ikisini de çok beğendim. Ama kararsızım. İçimden ilk geçeni söyleyeceğim. Değiştirmek istemiyorum. Dilşah. Ay teşekkür ederim. Mavi takımdan Dilşah, Selin Hanım'dan da ikinci oyunu almış oldu. Ve son olarak Bige Hanım. Mesajına saygı duyuyorum. Çabana da saygı duyuyorum. Ama en temelinde bunun bir amacın stil ve şıklık olduğunu düşündüğüm için bu düelloda benim bir başka güzelim Ece. Ve Bige Hanım'ın oyu kırmızı takımdan Ece'ye gitti. Fakat bu düellonun kazananı iki jürimizin vermiş olduğu kararla bir şey oluyor ve takımının ilk altında kazanmış oluyor. Tebrik ediyorum. Mavi takım 1, kırmızı takım 0. Peki kızlar, çok teşekkür ediyorum ve sizi yerlerinize alabiliriz.